Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibin et-tahirin. Amma ba'd. Faslun fi mesâile şettâ min kitâbi's-salâti ve hiye'l-hâtimetü. Bu bölüm kitâbu's-salât ile ilgili, namaz bahsi ile ilgili çeşitli meseleler ve bu Halebi kitabının da sonucu, sonu, hatimesi. En son bölüme gelmiş olduk. Çeşitli meseleler, ama neyle ilgili çeşitli meseleler? Namazla ilgili. Ve kitabında sonu, mütemmimesi. Es-salatu, namaz, dâhilel kâbeti, Kâbe'nin içinde. Caizetün, caizdir, fardan ve neflen. İster farz, ister nafile olsun. İşte Kâbe, bir odayı düşünün. Gördüğümüz Kâbe'nin içi bir oda gibi. Bu Kâbe'nin içinde farz da olsa ve nafile de olsa caiz. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiği gün Kâbe'nin içerisine girdi, orada namaz kıldı. Namaz kıldı diyenler var ve dua yaptı diyenler var. Ama girmeden önce de emretti, orayı temizlettirdi. Çünkü orada peygamberlere ait Hristiyanlar tarafından, müşrikler tarafından putlar, böyle şeyler var, heykeller var veya resimler var. Onları da kaldırttırdı. Onları kaldırttırdı. Peygamberimiz Kâbe'nin içerisine girdi. Orada namaz kıldı. Bazıları diyor ki bu yukarıda geçti aslında bu Fethul Mübdi'de. Yok, namaz kılmadı, dua etti orada diyenler var. Ama namaz caiz. Her namazda, yani farz olsun, nafile olsun. Hilafen li Malik'in rahimehullahu teala. İmam Malik diyor ki Kâbe'nin içinde namaz olmaz. Kâbe'nin içinde namaz olmaz diyor İmam Malik Hazretleri. Fil fardı, farz namazlar. Yani imam Kâbe'nin içinde, cemaat dışarıda. Bu olmaz diyor. Ama nafile ibadetler olur mu? Maliki mezhebine göre de nafile ibadetler olur. Peki, fe'in sallev bi cemaatin. Kâbe'nin içinde cemaatle namaz kılsalar. İşte bu odayı düşünün. Şimdi o tarafta kıble, bu duvarda kıble, burada kıble, burada kıble. Dört tarafı kıble. Böyle tasavvur edin. Peki imam nereye durdu? İmam buraya durdu. Öteki o tarafa döndü. Öteki bu tarafa döndü. Öteki bu tarafa döndü. Bak, hepsinin tek kıble. Olur mu? Olur. Anlatabiliyor muyum? İmam buraya durmadı da o tarafa doğru durdu. Yine olur. Bu tarafa doğru döndü. Yine olur. Çünkü o arsa kıbledir. O arsanın da dört ciheti de kıble. Yani binanın bulunduğu yer, o Kâbe binasının bulunduğu yerin dört ciheti de içten Kâbe, dıştan da içten kıble, dıştan da kıble. Mesela bu binanın o tarafından buraya dursa da kıble, oradan bu tarafa dursa da kıble, bu taraftan böyle dursa da kıble, buradan böyle dursa da kıble. Mesela Kâbe ortada kalıyor, imam diyelim ki orada kıldırıyor, bak şu taraftakiler imamın yüzüne geliyor. O taraftakiler yanına geliyor. Bu taraftakiler yanına geliyor. Onlar böyle dönüyor. Buradakiler böyle dönüyor. İmam böyle dönüyor. Peki Kâbe'nin öbür tarafındakiler, güneyindekiler, onlar da imama doğru dönüyor. Öyle bir halka namaz oluyor. Bu Kâbe'nin dışında. Kâbe binasının dışında. Öyle tasavvur edin. Şimdi o binayı, yani örtülü binayı bir içinde tasavvur edin, bir dışında tasavvur edin. Peki, eğer cemaatle kılarlarsa, fecaale ba'duhum, bazıları da kılarsa, zahrahu, sırtını getirirse, ila zahril imam, imamın sırtına caze caiz olur. Nasıl olacak imamın sırtına getiriyor? Kâbe'nin içinde, tabi bunlar şimdi size hayali geliyor. Kâbe'nin içinde imam bu tarafa durdu, Kâbe'nin içinde cemaat da bu tarafa durdu. O zaman sırtları ne oldu imamına? Sırtları sırtlarına geldi.
Anladınız mı? O tarafta kıble, o tarafta kıble. Öteki de o tarafa durdu Kabe'nin içinde. Onun da yüzü o tarafa geldi, sırtı imamın yanına geldi. Böyle olsa caiz olur mu? Caiz olur. Çünkü hepsi kıbleye dönüyor. Ama mesela bu bir arazide olsa, bir sahrada namaz kılacaklar, araştırma yapıyorlar, kıble ne taraf? İşte hepsinin birden görüşü bu taraf diye kararlaştı. O zaman cemaat da bu tarafa dönecek, imam da bu tarafa. İmam bu taraf kıble dediği halde cemaattan bir kısmı o taraf derse onlar bu imama uyamazlar. Kabe'nin dışında yani bir sahrada buna kıbleyi araştırma meselesi deniyor. Taharri. Kıbleyi araştırma meselesi. Bir sahrada 3-5 cemaat o taraf diyor kıbleye, 3-5 cemaat bu tarafa diyor, 3-5 cemaat bu tarafa, imamla bir grup cemaat da bu tarafa diyor. Kimler imama uyabilir? İmamın tarafına, imamın yöneldiği tarafa kıble diyenler imamla beraber namaz kılabilir. Öbürleri imama uyamaz. Onların kıbleleri çünkü farklı tarafa. Anlıyorsunuz değil mi? Ha. Ama Kabe'nin içinde öyle değil. Kabe'nin içinde bütün duvarlar kıble. Kabe'nin içinde bütün duvarlar kıble. Mesela size sorulsa ki Kabe'nin içine girdi bir adam. Namaz kılacak. Hangi tarafa dönsün? Kapı buradan giriyor. Bu tarafa dönse de kıble. Girdi bu tarafa döndü. Bu tarafa dönse de kıble. Bu taraf kapı tarafına dönse de kıble. Bu tarafa dönse de kıble. Dört tarafı da kıble. Hangi tarafa dönerse. Ama cemaat imamla sırt sırta geliyor burada. Dikkat ederseniz. İmam bu tarafa dönüyor. Cemaat bu tarafa dönüyor bir kısmı. O zaman onların sırtı imamın sırtına geliyor. Ha böyle sırta. Caiz olur mu? Kabe'nin içinde caiz olur. Çünkü hepsi aynı kendi taraflarında kıbleye dönüyorlar. Yüz yüze gelseler olur mu hocam? Yüz yüze gelseler söyleyecek şimdi. Ve keza levkâne veçhuhu evzahruhu ilâ cembil imam. Eğer yüzü cemaatin yüzü ya da sırtı imamın yanına gelirse. Mesela nasıl yüzü bakın. Yüzü orada. Oradan bu tarafa dönenin yüzü imamın yanına geliyor. Ya da buradan dönenin yüzü imamın yanına geliyor. Veya sırtı. Sırtı da demin ki söylediğimiz gibi sırtı imamın yanına gelen. Sırtı nasıl imamın yanına gelir? Mesela o tarafa dönmüş olur. Bu, arkası bu taraf. O zaman sırtı imamın yan tarafına gelmiş olur. Ya da bu tarafa döner. İmamın yanına gelmiş olur. اَوْ وَجْهُهُ اِلَى وَجْهِهِ جَازَ Yüzü yüzüne gelirse. Şimdi yüzü yüzüne nasıl gelir? Bakın. Şimdi mesela imam bu tarafa durmuş. Cemaat da imamın o tarafına geçmiş, bu tarafa durmuş. İmamın cemaatin yüzü yüze geldi böyle Kabe'nin içinde. Yine olur. Çünkü o kendine göre kıbleye dönüyor. İmam kendine göre o da bir kıbleye döndü. Bunlar tabii yerinde görünürse yani beyinde yer eder. Ama şimdi biz hayali bunları tarif ediyoruz. Kabe'nin içindeki namaz. Kabe dediğiniz zaman o binayı düşüneceksiniz. Haram-ı Şerif'in tamamını değil. Anlıyor musunuz? Ha, Kabe deyince o siyah örtüsü olan binayı düşüneceksiniz. İşte bir köşesinde Hacer-i Esved var. O binayı düşüneceksiniz. O binanın bir içinde namaz kılma var, bir dışında namaz kılma var. Dışında namaz kılarken ne yapıyor imam zaten? Burada söyleyecek. Bir tarafına duruyor. Ondan sonra cemaat diğer taraflardan yöneliyor oraya. Kabe'ye yöneliyorlar. Orada da yine halka namaz var. Kaç taraftaki cemaatin yüzü imamın yüzüne geliyor. Öyle olmuyor mu? Yani şimdi şu odayı Kabe düşündüğümüzde imam bu tarafa durdu Kabe'nin dışından. Böyle durdu. Sizin o tarafta Kabe'nin dışında siz de oraya durdunuz. Sizin yüzünüzde imamın yüzü ne oldu? Karşı karşıya geldi. İmamın yüzüyle sizin yüzünüz karşı karşıya geldi. Evet. Ya da oradan duranlar Kabe'nin her tarafını zaten oradaki mermerleri veya halılar da ona göre dizayn etmişler. Durduğu zaman böyle etraftan hepsinin bir noktada böyle bir çizgi çeksen götürsen Kabe'ye isabet eder. Kabe'nin dışına sapma yoktur. Kabe'ye isabet etmiş oluyor.
İlla ancak ennehu yukrahul müvacehetü, imamla yüz yüze gelmek mekruh olur bila hailin, arada bir perde olmaksızın. Şimdi imam bu tarafa durdu, cemaat bu tarafa durdu, Kabe'nin içinde yüz yüze geldiler, arada perde yok. Arada perde olmadan cemaatle imamın Kabe'nin içinde yüz yüze gelmesi mekruh olur. Namaz caiz ama mekruh. Ve inkâne zahruhu ilâ veçil imam. Ama cemaatin sırtı imamın yüzü tarafına gelirse la tecûzü, caiz olmaz. Bu nasıl oldu peki? Cemaatin sırtı imamın yüzüne. Bana bakın. Şimdi imam bu tarafa durdu Kabe'nin içinde. Bu tarafa durdu. Cemaatin sırtı imamın yüzüne gelirse cemaat imamı geçmiş olur. Cemaatin imamın önüne geçmesi caiz mi? Değil. Farz namazda. Bak şimdi imam bu tarafa durdu. İmamın önünde de cemaat durmuş. Cemaatin sırtı imamın yüzüne geliyor. Bu caiz olmaz. Cemaat imamı geçmiş oluyor. Ve inkâne zahruhu ilâ veçil imam la tecûz dedik burayı. Ve keza yine böylece efendim caiz olur. Ve keza yine böyle caiz olur. Levkâne müteveccihen ilâ ciheti teveccühül imam. İmamın yöneldiği tarafa yönelmiş olursa cemaat. Yok caiz olmaz bu. Ve keza caiz olmaz diyeceksiniz. Ve keza yine caiz olmaz böylece. Levkâne eğer cemaat olursa müteveccihen dönerse ilâ cihetin ilâ ciheti teveccühül imam. İmamın döndüğü tarafa dönerse ve hu akrabu ilel cidar, Kabe'nin duvarına daha yakın olursa cemaat, minhu imamdan, yine caiz olmaz. Bunu anladınız mı? Mesela imam bu tarafa döndü, cemaat da bu tarafa döndü. İmamın döndüğü tarafa döndü ama şimdi Kabe'nin duvarına imamdan daha yakın olursa cemaat, yine olmaz, yine imamı geçmiş oluyor. Yani imamın döndüğü tarafa dönüyor hepsi de. İmam da tarafa dönmüş, cemaat da dönmüş. Ancak cemaat imamı ileri geçmiş. İleri geçince bu sefer ne oldu? Takaddüm etmiş oldular imamı. İmamı takaddüm etmek, öne geçmek caiz olmaz. Peki, burası Kabe'nin içindeki namaz. Ve izâ sallel imamı, imam namaz kıldırdığı zaman haricel Kâbeti, Kabe'nin dışında, fil mescidil haram, mescidi haramda. Ve tehallakal muktedûne, imama uyanlar da halka oluştururlarsa, daire oluştururlarsa, havleha, Kabe'nin etrafında, caze caiz olur, kim için? Limen fi gayri cihetihi, imamın tarafında olanların dışındakiler için caiz olur. Ne? En yekûne, imamın tarafında olanlar, olmayanların olması, akrabe ileyha, Kabe'ye daha yakın olması, minhi imamdan, ama la limen kâne fî ciheti, imamın tarafından Kabe'ye yönelenler imamdan daha yakın olursa Kabe'ye caiz olmaz. Şimdi şöyle düşüneceksiniz, bu sefer Kabe'yi dışarıdan düşünün. Şimdi zaten şeylerde görüyorsunuz, resimlerde, televizyonlarda, Hacer-i Esved'in olduğu taraf, orada bir makam İbrahim var. Ya da Hicir bölgesi var. Hicir Kabe'nin bir bölümü. O yarım duvar var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi oraya bir yere imam duruyor. İmam buraya durduğu zaman imamın tarafından cemaat Kabe'ye imamdan daha yakınsa imamın tarafından duranlar, onların namazı caiz olmaz. Ama diğer taraflardaki cemaat Kabe'ye imamdan daha yakın olsa caiz olur. Oradakiler Kabe'ye daha yakın. Öbür taraftakiler daha yakın. Şuradakiler daha yakın. Zaten orada dikkat ederseniz şöyle bir şey daha yapılıyor. Mesela bu kamera Hacer-i Esved tarafı olsun. Bu kameraya doğru imam duruyor. İmamın önünü böyle geriden itibaren açıyorlar böyle. İmamın önünü açıyorlar. İmamın önünde cemaat yok. Yanlarında var, şu taraflarında, şu taraflarında da var. Ama imamın durduğu yerde imamın önünde cemaat yoktur. İşte imamın önündeki cemaat Kabe'ye, Kabe duvarına imamdan daha çok yakın olduğu için caiz olmaz. Olursa. Ama diğer tarafın, Kabe'nin diğer tarafındaki cemaatler Kabe'ye yakın olabilir.
Onlarınki caiz olur. Tamam mı? Şimdi bunlar da yine hep siz umreye gittiniz mi? Yok. Şimdi bunları hayali olarak dinliyorsunuz. Gidip orada gördüğünüz zaman ya da televizyonda bazen imamın namaz kıldırdığı yeri görüyorsunuz. İmamın namaz kıldırdığı yerden Kabe'ye kadar olan tarafı boşaltıyorlar. Boşaltmasalar o zaman imamın önündeki cemaat onların namazı olmaz. Niye? İmamdan ileride durmuş olurlar. İmamın tarafını boşaltıyorlar. Evet. Peki. Hocam şöyle basamaklı bir yer var ya, orada mı kıldırıyor imam? Şey, iniyoruz hocam. Hayır. O bazen gerilere duruyorlar da esas Kabe'nin yakınında kıldırıyorlar çoğu zaman. Kabe'nin yakınında kıldırıyorlar. Ama şimdi bazen çok sıcak olursa o revaklar var. Osmanlı revakı. O revakların altında kıldırıyorlar ama işte o kıldırdığı yerden itibaren de cemaati boşaltıyorlar önden. Yanlarda cemaat var ama bu çizgide imamın istikameti çizgisinde cemaat yok. Arka tarafında yani boşaltıyorlar öyle mi hocam? Yani arka tarafında değil. Baktığı yerin diğer tarafındaki cemaat. Hayır. Orada değil. Sadece imamın önündeki cemaat. He, imamın önündeki. Vessalatu fevkaha. Kabe'nin üzerinde namaz kılmak tecavüzü caiz olur. İndena bize göre, yani Hanefi mezhebine göre mal kerahati, kerahatle beraber. Yani bir saygısızlık olmuş olur. Kabe'nin Kabe bina. O binanın damın üzerinde, üzeri düz. O damın üzerinde namaz caiz olur mu olmaz mı? Olur Hanefi mezhebine göre ama mekruh olur. Peki ne tarafa dönecek orada yine? Yani dört tarafta. Dört tarafta kıble. Dört tarafta kıble. Ne tarafa dönerse dönsün. Aynı çiğ gibi. Fakale Malikun rahimehullah. İmam Malik diyor ki la tecuzu asla asla Kabe'nin üzerinde, Kabe damının üzerinde namaz caiz olmaz diyor. Ve inde Şafii ve Ahmed'e rahimehumullah. İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel'e göre de la tecuzu caiz olmaz Kabe'nin üzerinde namaz. Malem tekum beyne yedeyhi sütratun. Önlerinde bir sütre olmadığı sürece, sütre ne demek? Namaz kılarken imam önüne mesela işte yarım metre, bir metre bir ağaç dikiyor, koyuyor veya bir sandalye koyuyor, bir engel. Önünden geçenlerin geçmemesi için. Demek ki İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel'e göre Kabe'nin üzerinde namaz caiz olur ama imamın önüne ne koyması lazım? Bir sütre. Sütre işte şu efendim sandalye olabilir, bir rahle olabilir, bir ağaç olabilir, benzeri şeyler, sütre. Bu fıkıh kitaplarında zaten geçiyor, sütre bahsi. Zekerahu, evet, Ez-Zahidiyyü. İmam-ı Zahidi, fi şerhil kuduri, kuduri şerhinde Zahidi, bunu böyle zikretmiş. Zahidi bir alimin ismi. İmam-ı Zahidi, Kuduri isimli fıkıh kitabının şerhinde böyle zikretti bunu. Orası bitti. Es-secedatü, secedat. Secdeler hamsun beş çeşittir. Secdeler. Bir, sulbiyetün, secde-i sulbiye. Ve hiye fardun, o farzdır. Secde-i sulbiye ne demek? Secde-i sulbiye. Siz şeyde ilmihal okumuyor musunuz fıkıh? Kemik mi okuyor? İlahiyatta okuyorsunuz. Secde-i sulbiye. Esas namazın asıl secdesi. Namazın rekatlarındaki secdelere secde-i sulbiye denir. Asıl secde. O secdeler farzdır. Hem birinci secde hem ikinci secde. Secde-i sulbiye namazın, farz namazların ya da sünnet namazların secdeleri. Namazın içindeki secdeler. Onlara ne deniyormuş? Secde-i sulbiye. Sulb esas, mesela sulb insanın beline de deniyor, sulb. Yani esas namazın omurgası secdeler, öyle diyelim biz. Namazın omurgasını oluşturan secdeler. İki, ve secdetü sehvin, sehv secdesi. Sehv secdesi neydi? Bu da namazda herhangi bir hata yapıldığında, yani vacip bilmeyerek terk edildiğinde ya da geciktirildiğinde ya da farz geciktirildiğinde onu düzeltmek için yapılan secde. Kaç secde? Secde-i sehiv bir namazda? İki secde.
son tahiyyata oturuyor, tahiyyatı okuyor, sağına, soluna ya da sağına sadece selam veriyor, iki secde yapıyor, tekrar oturuyor, tahiyyatı, salavat dualarını okuyor, namazı bitiriyor. Buna seyif secdesi deniyor, yanılma secdesi. Namazı ıslah secdesi daha doğrusu. Ve secdetü tilavetin, bir de tilavet secdesi. Tilavet secdesi, namazda 14 yerde secde ayeti var. 14 surede secde ayeti var. Onları namazın içinde veya namazın dışında okuduğu zaman veya birisinden duyduğu zaman secde yapması lazım. Ve huma bu secdeyi sehiv, secdeyi tilavet vacibetani, bunların hükmü de vaciptirler. Sehiv secdesi de yapmak vacip, tilavet secdesini yapmak da vacip. Hükmü vacipmiş. Ve secdetü nezirin, birden nezir secdesi var. Nezir ne? Adak. Ve hiye vacibetün, bu secdeyi nezir de vaciptir. Ne ile mesela adak yapıyor? Bi en gale, şöyle demekle. Lillahi aleyye secdetü tilavetim. Eğer efendim şu işim olursa benim üzerime bir tilavet secdesi yapmak vacip olsun. Ya da vazife olsun. Üzerime bir tilavet secdesi yapmak. Bir işe bağlıyor, tamam mı? Adak yapıyor. Şu işim olursa bir tilavet secdesi yapmak borcum diyor yani. Tamam mı? Buna nezir secdesi deniyor. Adak yapmış. Bunun hükmü neymiş? Bu da vacip. Ve illem yukayyidha bit tilaveti, eğer tilavet secdesiyle kayıtlamazsa la tecibu inde Ebi Hanife rahimehullah. İmam-ı Azam'a göre vacip olmaz. Tilavet secdesi diyecek. Ama hilafen li Ebi Yusuf'e rahimehullah, İmam-ı Azam'ın talebelerinden Ebu Yusuf ne diyor? Tilavet secdesiyle kayıtlasın, kayıtlamasın. Şu işim olursa Allah için bir secde yapmak üzerime borçtur derse adak yapmış olur diyor. Beşincisi ve secdetü şükrin, şükür secdesi. Şükür secdesi. Peki bu var mı yok mu? Şükür secdesi, mesela adam bir şeyi başarıyor, bir nimete kavuşuyor ya da başından bir bela def oluyor, hemen secdeye kapanıyor. Tabi bunlar da abdestli olacak, abdestsiz olmaz. Mesela bazı güreşçiler filan, mesela topçular, sevincinden ya da topçular secdeye kapanıyor. Abdestin var mı senin? Abdestsiz secde olur mu misal? Bir de kıble tarafına dönecek. Kıble tarafını biliyorsun. Şimdi ama abdest olması lazım. Abdestsiz secde de yapılmaz. Hiçbir ibadet yani o namaz cinsinden bir ibadet yapılmaz. Secde-i şükür. Buna efendim imamlar farklı bakmışlar. Görüşünü şimdi göreceğiz, imamların görüşlerini. Zekerat Tahavi, İmam-ı Tahavi, Ebu Cafer Tahavi, bu Hanefi fıkhında çok önemli bir alim. An Ebi Hanifete rahimehullah, İmam-ı Azam'dan nakletti İmam-ı Tahavi. Ennehu kal, İmam-ı Azam şöyle buyurdu. La erahu şeyen, ben onu hiçbir şey görmüyorum. Ne demek? Yani o ibadet falan değil diyor Ebu Hanife rahimehullah. Onu hiçbir şey görmüyorum ne demek? O bir ibadet sayılmaz diyor yani İmam-ı Azam'a göre. Kale Ebu Bekir'in Errazi, Ebu Bekir Errazi. Ebu Bekir Razi de şöyle diyor. Manahu, bunun manası, yani İmam-ı Azam'ın manası, leyse bi vacibin ve la mesnunin. Secde-i şükür vacip de değil, sünnet de değil. Bel hüve mübahun, helal olan bir şeydir. La bidatun, bidat da değildir. Yani yapılması helal, bidat da değil. Ne sünnet ne vacip, ama fakat yapılması da helaldir. Peki bunun manası buymuş. Yani ben ona hiçbir şey görmüyorum deyince yapabilir. Mübahtır, bidat da değildir. Ve an Muhammedin rahimehullah, İmam Muhammed'den bir rivayete göre ennehu, İmam Muhammed kerihaha, şükür secdesini mekruh gördü. Şükür secdesini. Gale şöyle dedi. Velakinna, ancak biz nestahibbuha, evet şöyle diyor. Bu gale'yi belki de o Ebu Bekir Errazi söylüyor. Velakinna, lakin biz nestahibbuha, şükür secdesini müstahap görüyoruz, güzel görüyoruz. İza etahu, kişiye geldiği zaman ma yesurruhu, kendisini sevindirecek bir şey. Min husuli nimetin, bir nimet elde etmiş, evdef'i nimetin ya da bir
Bela, nikmet, bela, nimet, nimet. Nimet, nikmet. Nikmet, bela. Bir bela üzerinden kalkmış, bir nimet elde etmiş. İşte bundan dolayı kişiyi sevindirecek bir şeyle karşılaştığı zaman yapması müstehaptır. Ve bihi kâle Şâfiîyü rahimehullah. İmam Şafii de bu görüşte. İmam Şafii'ye göre demek ki bir nimete kavuşursa, bir başarıya ulaşırsa ya da efendim işte bir bela üzerinden def olursa bunu yapması güzeldir. Peki nasıl yapacak? Yani şükür secdesi nasıl yapacak? Feyükebbiru Allahu Ekber der. Müstakbiler kıbleti, kıbleye yüzünü dönerek feyescudu secde eder. Feyahmedullaha Teala, Allahu Teala'ya hamd eder. Orada Subhan Rabbiyel A'la'dir. Başka türlü dualar yapar. Ve yeşkuruhu, Allah'a şükreder. Ve yusebbihuhu, onu tesbih eder. Subhan Rabbiyel A'la'dir. Thümme yükebbiru, sonra Allahu Ekber der. Feyerfa'u ra'sehu, başını kaldırır. Selamı falan yoktur. Aynı tilavet secdesi gibi. Demek ki secdeye kapanıyor, Allahu Ekber diyor ellerini kaldırmadan. Allahu Ekber diyor, secdeye kapanıyor. Secdede tesbihat yapıyor, Allah'a hamd ediyor. Allahu Ekber deyip kalkıyor. Selam filan yoktur. Ellerini kaldırma da yok. Selam verme de yoktur. Sadece bir secde yapıyor. Secdeye inerken ne diyor? Allahu Ekber. Secdede tesbihatını yapıyor. Tekrar Allahu Ekber deyip kalkıyor. Tilavet secdesi nasıl yapıyorsa bunu da öyle yapacak. Kalkınca bir şey demesine gerek yok. Yok. İşte zaten çok önemli bir şey başardıysa İslam'a göre. Elhamdülillah der, şükürler olsun ya Rabbi der. Onlar diyebilir şeyden sonra, secdeden sonra. Zaten secdenin içinde de onları Arapça Allah'a hamd eder, şükreder. Peki. Emma bi gayri sebebin, hiçbir sebep yoksa, yukarıda bir sebepten dolayı diyordu. Neydi o sebep? Ya bir nimet elde etti, ya bir azaptan uzaklaştı, beladan. Ama hiç sebep yoksa, fele ise bir gurbetin, o ibadet değildir. Gurbet burada ibadet demek. Gurbet, gurubat. Yani eğer bir sebep yoksa, secde-i şükür müstakil bir ibadet değildir. Ve la mekruhin, mekruh da değildir. Yani bidat, şey, ibadet değil ama mekruh da değil yapılırsa. Ve ma yuf'alu akibe salati, ve ma bir secde-i şükür ki yuf'alu yapılıyor. Akibe salati, beş vakit namazların sonunda fe mekruhu, mekruhtur. Mesela namazı kıldı, her namazdan sonra, yani beş vakit namazdan sonra işte seviniyor tabii, böyle bir ibadet yaptığı için secdeye kapanıyor. Şükür secdesine. Bu mekruh. Niye? Niye mekruhmuş bakın? لِيَنَّ الْجُهَّالَ Zira cahiller يَعْتَقِدُونَهَا ona inanırlar sünneten, sünnet olarak, ev vacibeten, vacip olarak. Yani cahiller o zaman derler ki namazdan sonra bir şükür secdesi yapmak en azından sünnet veya vacip diye inanacakları için o zaman kendi kafalarından bir ibadet uydurmuş olurlar. O zaman namazdan sonra secdeye şükür yapmak, bunu da adet haline getirmek mekruhtur. Anladınız mı? Evet. Ve küllü mübahin, her helal olan şey ki yüeddi ileyhi, yani o sünnet veya vacibe götürüyorsa fe mekruhu, mekruhtur. Mesela bazı insanlar şunu adet etmişler eskiden, kitaplarda geçmiş, sabah namazlarından, ikindi namazlarından sonra cemaatin musafahalaşması, caminin içinde ve dışında. Bunu sünnet niyetiyle ya da vacip niyetiyle yaparsa bunlar mekruhtur. Yani Peygamberimiz her zaman böyle yapmamış ki. Tamam mı? Yani herhangi bir helal olan şey ki eğer yapıldığı zaman cahiller tarafından bu sünnettir veya vaciptir inancına götürüyorsa bunları yapmak mekruh olur. O zaman yani bid'at oluşturmuş olurlar. Bid'at. İnteha, efendim Ebu Bekir Errazi'nin sözleri sona erdi. Vel fetva, fetva nedir? Fetva ala enne secdete şükri, yani sonuç olarak şükür secdesi caizetün, caizdir. Bel müstehabbetün, bilakis müstehaptır. La vacibetün ve la mekruhetün. Ne vaciptir ne de yapılması mekruhtur. Ve emma ma zükire fil mudmarati,
Ancak Muzmarat isimli kitapta zikredilene gelince, Muzmarat kitap ismi ha. Muzmarat neymiş? Kitap ismi. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam kale buyurdu li Fatımete radıyallahu anh'a, kızı Fatıma'ya. Muzmarat da böyle zikredilmiş. Efendim, ma min müminin ve la müminetin yescudu secdeteyni diye başlayan herhangi bir Müslüman erkek veya Müslüman kadın iki secde yaparsa işte sonuna kadar böyle işte şu şöyle bir sevabı nail olur gibi söylemesi ila ahri ma zükira zikredilenin sonuna kadar, yani sonunu da hep anlatmadı hadis. Hadis değil de zaten bu. Yani Peygamberimizin kızı Fatıma'ya mümin erkek veya mümin kadın iki secde yapmasın, şayet yaparsa şöyle bir mükafat var sözü fe hadisun mevdu'un, uydurma bir hadistir. Batılın batıldır. La asla lehu, onun aslı yoktur. Anladınız mı? Yani böyle bir şeyin Peygamberimize nispet edilmesinin aslı yoktur. Alema hakkaknahu fi şerhi, bu kitabın şerhinde beyan ettiğimiz üzere. Bu kitabın şerhi Halebi Kebir var. Ve zekere Kadî Hanu, İmam-ı Kadî Han zikretti. La be'se, sakınca yoktur. En yusalliye, en yusalla ya da namaz kılınmasında. Alel büsuti, büsut. Büsut neyin cemisi? Bisatın cemisi. Bisat neydi? Sergiler, yaygılar. Vel furuş, onlar da aynı. Bisat, büsut. Vel arda bisada var ya, yani yeryüzünü ayağınızın altına sergi gibi serdi. Büsut, bisatın cemisi. Furuş, firaşın cemisi. Firaş yatak, furuş onun cemisi. Yani sergiler üzerinde namaz kılınmasında bir beis yoktur. Ve lübudi, keçeler. Eskiden keçe serilirmiş. Lübud. Lübud neymiş? O da lebit. Kelimesinin çoğulu. Lübud. Yani keçeler. Peygamberimiz zamanında ilk zamanlar neyin üzerine kılıyorlardı? Kum üzerinde. Sonradan hasır filan döşendi. Bu halılar, kilimler, bu sergiler sonradan çıktı bunlar. Bunlar sonradan. Evet. Dolayısıyla libt. Libt. Lebit dedim ben. Libt. Ya da lebet. Lübut. Yok. Libt. Lübut. Elbat geliyor cemisi. Libdün. Lübudun, elbadun. Zaten burada da ben lübud demiş. Lübud neyin cemisiymiş? Libd kelimesi. Libdün, lübud. Başka bir cemisi daha var. Elbad. Libdün, elbadun. Vessalatu alel ardı. Sergisiz, yer üzerinde namaz kılmak. Yani kuru yer üzerinde namaz kılmak. Evmâ tümbitühül ardu. Ya da yerin bitirdiği şeyler. Yerin bitirdiği şeyler üzerinde kılmak. Hasır gibi. Yerde biten yapılan sergiler, işte hasırlar filan. Bunların üzerinde namaz kılmak eftalü daha eftaldır. Halılar üzerinde bugün kılıyoruz. Bugün biz, yani namazlarımız da çok lüks yani. Ha? Namazlarımız da çok lüks. Yani en azından mesela adam yani tabii öyle olmasını şey yapmıyoruz. En azından başını koyduğu zaman orada bir sertliği hissetmeli. Ha illa hasır olsun demiyoruz. Ama bu sergiler üzerinde namaz caiz mi? Caiz. Erade en yusalliye fi beyti gayrihi. Lev erade demektir. Bir adam bir başkasının evinde namaz kılmayı istese, fel eftalu, eftal olan nedir? En yesteedinehu, ev sahibinden izin istemesidir. Bir adam bir adamın evindeyken namaz kılmak isterse izin istesin. Müsaade ederseniz namaz kılacağım. Eftal olan bu. Ve illem yesteedin, izin istemezler kılarsa fela bese, bir sakınca yoktur. Ama terki daha öyle. Ve lev salla, namaz kılsa fi beyt racülin, bir adamın evinde namaz kıldırsa ye ümmü, imam olur bi izni men lehü sükne, mesken sahibin, yani mesken sahibinden izin alır. Mesela bir adamın evinde ise imam olacaksa, kim imam olacak? Orada layık olan ev sahibi. Ev sahibinden izin alırsa o misafir olan, ya da ev sahibi ona verirse namaz kıldırmayı, o kıldırır. Yoksa ev sahibinin namaz kıldırması daha evladır. Ehilse tabii ki.
Ama ev sahibi cahilse, öteki de biliyorsa nasıl onun önünde namaz kılacak? Burada ne demek? Demek ki sükna, mesken sahibinin namaz kıldırması, gelen misafirin namaz kıldırmasından daha öyle eğilse. Ama izin verirse gelen şahsa kıldırması için kıldırabilir. Rafa ra'sehu, bir adam başını kaldırsa, minel rükû, rükûdan, ev sücudis ya da secdeden, kabler imam, imamdan önce. Şimdi imamı beklemiyor. İmamla beraber rüküye gitmiş, imamdan önce başını kaldırıyor rükûdan, doğruluyor. Ya da secdeden başını kaldırıyor. Ade, başını kaldırdı, alen imam rükûda ya da secdede. Ne yapar? Geri döner. Litezûlel muhalefetü, İmama aykırı hareketin ortadan kalması için, muhalefetin zahil olması için, bil muvaffakati, imama uymakla, imama muvaffakat, imama uyum sağlayacak. İmamdan önce rüküye varmak, imamdan önce rüküden kalkmak, imamdan önce secdeye varmak, imamdan önce secdeden kalkmak, hadis-i şerif var. Peygamberimiz ne buyuruyor? Başının eşek başı olmasından korkmaz mı diyor. Yani Peygamberimizin tehdidi var ona. İmam niye imam olmuş? Ona uyulması için. İmama uyacak. İmam gittiği zaman secdeye gidecek, rüküye gidecek. İmam kalkarken o da kalacak. Başka bir mesele. Mahu bir adamla beraber olsa, bunların her biri bir mesele. Mahu bir adamla beraber olsa, sevbü dibacin, has ipek elbise, erkekler için, dahirin temiz. Öyle bir şey ki dahirin temiz. Temiz, dibac, İbrişim, harir, bunların hepsi ipek. Temiz olan ipek bir elbise var kendisinde. Öbür tarafta da ve sevbü kirbasin, keten bir elbise var. Bez, keten. Fihi, o bez elbisede ya da keten elbisede var. Minen necaseti. Kirlenmiş necaset var. Ne? Kadrun mani'un. Kadrun mani'un. Yani namazın sıratına mani olacak kadar bir necaset varsa. Peki namazda mani olacak necaset ne kadar? Necaseti galizalarda ve kat olanlarda bir dirhem miktarı. Bir dirhem işte 3 gram kadar. Sıvı olursa şu avuç ortası kadar. Necaseti galizalarda. Namaza mani olan. Şimdi bir elbise var. Ketenden yapılmış ama necis olmuş. Namaz caiz değil onunla. Bir elbise de var, temiz ipek. Erkeklerin ipek elbise giymesi ne? Haram. Haram, haram. Erkeklerin ipek elbise giymesi haram. Şimdi o temiz olan ipekle mi namaz kıldırsın? Yoksa pis olan o keten elbiseyle mi namaz kıldırsın? İpeğin dışındaki. İşte onu söylüyor. وَلَيْسَ لَهُ O kimse içinde yoksa مَا يُزِيلُهَا O necaseti giderecek bir şey. بِهِ O şey ile. Yani necaseti giderecek bir şey de yoksa salla fiddibaci neyin içerisinde namaz kılar? İpek elbisenin içerisinde namaz kılar. Ne yaparmış? İpek elbisenin içerisinde namaz kılar. Yani ipek elbise temiz ama ipek. Öteki elbise giyilmesi caiz ama pis. Necaset bulaşmış. Hem de namaz caiz olmayacak kadar necaset. Hangisinde kılması daha evla? İpek elbisenin içerisinde kılması daha evla. Orada kılabilir. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.